Kıymetli dostlar, yeni bir günden Ömre Değer programından hepinizi en derin, en kalbi duygularımızla selamlayalım. Ben Fatma Betül Aydın, eğitimciyim, yazıyorum, çiziyorum, okuyorum, araştırıyorum. Hayata her gün daha güzel bakmayı, daha özel bakmaya çalışan bir insanım. Esra'cığım. Evet, herkese hayırlı sabahlar dileriz. Ömre Değer'in yeni bir programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutlu ve bugün ekstra çok heyecanlıyız. Ben de psikolog doktor Esra Ceylan. Psikoloji bölümü mezunu olup ardından maneviyat psikolojisi üzerine doktora yaptım. Ben de seanslara devam ediyorum. Bunun dışında Betül ile de Ömre Değer'de her hafta bir eser, bir parça üzerine hem biraz psikoloji hem de birazcık spiritüel anlamda hayatı anlamlandırma noktasında kendi kalbimizce muhabbet ediyoruz. Bu muhabbete de sizlerin eşlik etmesini istiyoruz. Burada bilgi vermiyoruz çünkü bilgi versek çok fazla şey var alanlarımızla ilgili. Ama amacımız bu değil. Amacımız bildiklerimizi hayatın içerisinde görebilmek, okuyabilmek, şarkılardan da ders alabilmek. Ya da İnşallah dinlediklerimizi, değil mi? Ya da dinlediklerimizi nasıl anlıyor ve nasıl yorumluyoruz? Evet. Çok farklı ve çok farklı yorumladığımız oluyor Esra'cığım, değil mi? Yani mesela bugün Haluk Levent ve Cem Adrian'ın Şifa İstemem Balından yorumladığı bu şarkıyı, bu türküyü, belki bu sitem türküsünü yorumlayacağız bugün. Öncesinde çok kişiye de sorduk. İşte bu şarkı size ne hissettiriyor diye. Evet. Çok enteresan. Herkesten inanılmaz farklı şeyler geldi. Sonrasında biz de birbirimize bu şarkı bize neyi hissettirdi kısmını söylemeyelim, yayında çıksın, böyle spontan olsun evet, dedik. Evet, sevgili dinleyenler, biz bugün Betül'de farklı şeyler cereyan etti sanırım. Çünkü Betül şöyle bir şeyler yazdı bana telefondan. Ben de aynı şey olmadı şarkıya, esere, parçaya dair. Dedik ki en sonunda biz bunları, şu an Betül de bilmiyor benim neler düşündüğümü. Ben de tam olarak Betül'ün şarkıyı nasıl algıladığını ve ilham aldığını bilmiyoruz. Şimdi karşılıklı aslında bizim tüm programlarımız genel anlamda böyle geçiyor. Yani tam içeriği belirlemiyoruz. Sadece bir hisse kapılıyoruz. Son gün müziği bolca dinliyoruz. Bildiklerimizle de harmanlayacağız inşallah. Bu açıdan da ayrıca heyecanlıyım. Çünkü parça çok değerli bir parça. Evet. Ozan Nesimi'ye ait. Hı hı. Ozan Nesimi deyince sanki böyle yüzlerce yıl önce yaşamış birisi gibi akla gelebilir ama ben de öyle olmuştu en azından onu söyleyeyim ama öyle değilmiş. Daha 93 yılında vefat eden yakın dönem ozanlarından bir tanesi. Kendisi Adanalıymış. Beyli. Gayet bizim içimizden bir insan ve bir hikayesi de var. Hı hı. Şimdi önce eseri dinleyelim. Ardından şeye geçelim. Yorumlamaya geçelim isterseniz. Evet. Biz eseri de seslendiren pek çok farklı kişi vardı. Özellikle Haluk Levent ve Cem Adrian'ı tercih ettik. Bizi çok dokundu. Bakalım sizde neler uyandıracak. Sonra yorumlayalım. Evet. Şifa istemem balından dedi türkü. Kimine göre bir sitem türküsü, belki kocaman bir yaşanmışlık, belki ince bir sitem, belki muhteşem bir naiflik, çokça kırgınlık diyenler de var bu türkü için. Hiç de naif değil, aksine çok sert, çok sitemvari şeyler çağrıştırdı bana diye yorumlayanlar da var. Geçen programda bana sormuştun ya Esra'cığım, hani sen bu şarkıyı dinlerken kimi düşündün, neyi düşündün diye. Ben de kendimi demiştim. Nasıl dedin? Neden kendimi düşündüm biliyor musun? Hayatımda belki de sınırlar kısmını hayatımda çok az oturtabilmiş bir insanım. Enneagram'da da iki tip, mizacım iki. Çok seviyorum, insan ilişkilerini çok seviyorum. İnsanlarla güzel bir ilişkim olsun, insanlara bir faydam olsun, iyiliğim olsun. Çok istiyorum. Ama bunun karşısında hani ister istemez hani yaşanmış kırgınlıklar da olabiliyor. Bu konuda da sınır koyma da bir problem olduğu için de bu sefer aslında çok sitemvari şeyler çıkıyor benden. Ama bu sitemvari şeyler hep içimde kalıyor. Ben bu şarkıyı dinlerken o yüzden kendime bu şarkıyı ithaf ettim. Dedim ki Betül, sitem çıkması, insanlara kırgınlığını ifade etmen ya da kırgınlığını söylemen gerektiğinde ve yerinde aslında çok önemli bir şey. Bunu yapmak lazım, bunu söylemek lazım ama bunu söylerken çok naifçe söylemek lazım. Ama söylemek lazım ya diye ben kendime ithaf ettim bu şarkıyı. Bu eser sana naifçe bir ifade temsili gibi geldi mi? Bana geldi. Yani sınır çizemediğin insanlara mesela sitem ettiğinde, kalben kırıldığında böyle bir eser yollamak isterdim diyorsun. Yanlış mı anladım? Böyle bir eser yollamak değil de benden kırıldığımı ifade ederken evet kırıldım,
bana bunu yaptın. Evet. Gerçekten bu çok kırıcıydı. Evet. Ama bak şöyle de bir yanım var ama ben de kırıldım. Yani hani kırıldığım şeyi de ifade dile etmek. Dile getirebilmek, evet. Eyvallah. Belki ben de yankı bulan sen kısım de bu böyle oldu. Oldun. Ben geçen hafta sosyal medyada sorduğumda bu eser sizden kime gitsin diye. Mesela anneme diyenler olmuştu. Annesine yollayanlar, eşine yollayanlar, pek çok farklı kişiye yollayanlar olmuştu. Burada şarkıyı nasıl ele aldığımıza şöyle bir bakmakta fayda var. Eğer biz gerçekten sınırları doğru çizemiyorsak etrafımızdaki kişilere karşı, gerçekten içimizde bir duygu ve sitem birikir. Sitem biriktiyse bu sitemi biriktiren şey nereden kaynaklanıyor? Buna birazcık değinmekte fayda var diye düşünüyorum Betül. Bir buraya bakalım. Bu kısım birazcık derin bir konu. Bu kısma birazdan gireceğim ama senin söylediğin kısma değinecek olursam, o bazı insanlar naif, bazı insanlar sert algılıyor parçayı dedin ya. Sert algılayanlara bakmak istiyorum. Aslında cümleler, söz cümleleri çok sert. Evet, Betül'cüm şu an ani bir gelişme oldu sanırım. Evet. Bir sürprizimiz var mı? Bir sürprizimiz var dinleyenlerimize. Evet, sevgili izleyenler, şu an canlı yayında Haluk Levent bizlerle. Haluk Bey merhabalar. Günaydın, merhaba herkese. Günaydın, nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Çalışıyoruz, koşturuyoruz, sabah trafiğindeyiz. Süper, kolaylıklar dileriz. Haluk Bey, kısaca kendimizden bahsetmek isteriz sizlere. Bizler Ömre Değer programında ben psikolog doktor Esra Ceylan, arkadaşım Fatma Betül Aydın da eğitimci, Barış Manço, Cem Karaca, Haluk Levent gibi çok değerli isimlerin çok değerli parçalarını. İsminizi daha önce de duydum. Öyle mi? Bu bizi onur etti, çok teşekkür ederiz. Yorumluyoruz. Bugün de Nesimi'nin seslendirdiğiniz Şifa İstemem Balından eserini yorumluyoruz. Cem Adrian'la seslendirdiğiniz. Bizde çok... Şöyle bir şey oldu Haluk Bey, pek çok kişi seslendiriyor tabii ki Ozan Nesimi'nin bu parçasını ama Cem Bey'le sizin seslendirmeniz bizi derinden etkiledi ki herkes de aynı etkiyi yarattığına eminiz. Bu ses bilgisinin işte oktav açıl derecesinin bunların çok ötesinde bir şey, bizi etkileyen şey. Siz bir seslendiren olarak ne hissettiniz? Neler söylemek istersiniz? Seslendirmek size neler hissettiriyor böyle eserleri? Çünkü sizin yüreğinize demek ki daha çok dokunuyor da öyle mi acaba temas ediyor bizlere? Şimdi tabii felsefenin doğuşundan günümüzde işlenen terimlere baktığımızda yani bir olayı derinlemesine anlamak için yüzlerce kelimenin yan yana gelmesine gerek kılmayan atasözleri vardır bazen. Bunun gibi ozanlar vardır bazen. Dörtlükler yazarlar Köroğlu'ndan Dadaloğlu'na kadar. Hani aşıklar vardır. İşte Nesimi böyledir. Hani öyle dörtlükler yazar ki mesela başka bir aşık der ki kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Hani o kadar küçücük cümlede yani bakın dünyanın hali budur denilecek bir nokta koyar. Yani der ki yani istediğin yerde ol, kibri bırak der, egoyu bırak der, yarın düşebilirsin der. Küçücük cümlelerle bunu felsefi olarak Aristo'nun anlatabileceği, Politzer'in anlatabileceği tarzda çok tadımlık bir tarzda anlatır. İşte işlediğiniz bugünkü şarkı da budur. Şifa istemem balımdan. Yani her cümlesinde bir öğreti vardır aslında. Onu sevgili Cem Adrian'la söylerken hani bu öğretiyi tırnalarımızla, samimiyetimizle vermeye çalıştık. Türküler bizim vazgeçilmezimizdir. Yani kendimizdir. Bu sözler bu türkü formunu ister rock yaparsınız, ister caz yaparsınız, ister pop yaparsınız. Türkünün anlamından hiçbir şey eksilmez. Evet. Onun için ben de bir dahaki sefere sevgili Ceylan Ertem'le yaptığım Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını da işlemenizi isterim. Evet, o aklımda Haluk Bey. Hatta ben siz söylemeden onu birazdan size söyleyeyim diye düşünüyordum. O parçada gerçekten çok ayrıca değerli. O da yine inanılmaz, bir aşığın inanılmaz eseri. Evet, evet, evet. O da çok... Yani bu o kadar günümüzdeki yüzyıllar önce yazılmış bazen cümleler günümüze o kadar
denk geliyor ki. Evet. Gönül çalamazsan diyor aşkın sazını perdeye dokun. Ne teli incit diyor ya. Evet. Yani hepimiz için geçerli değil mi? Ya şu an eve gittik. Baba diyor ki kızım yani şunu yapmayacaksan bunu yapmasaydın diyor. Onun gibi bir şey işte ama o kadar güzel anlatılmış ki. Evet. Yani bizler artık hani yıpratmayı, incitmeyi, örselemeyi alışkanlık haline getiren bir gençlik olsun istemiyoruz tabii ki. Ama en azından bunlar bu cümleler onlara... Evet. Öğretici nitelikte olabilir. Evet. Farkındalık oluşturmadım. Programınızı böldüm. Estağfurullah. Çok Halit teşekkür Bey, ederiz. Ettiniz bizi. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar hepinize. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Evet, bugün bir sürprizimiz var diye aslında sosyal medyada duyurmuştuk Betül ama böyle aniden sözümü bölmek zorunda kaldım. Evet. Çünkü Haluk Bey canlı yayında telefonu etti. Kendisine buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten çok mutlu olduk. Programa renk kattı kendileri. Daha zaten tam olarak eserde konuşmaya başlamamıştık. Yavaş yavaş artık derine de inebiliriz diye düşünüyorum evet, Betül. İnceliklere inip ruha teneffüs etmek, gerçekten olayları bambaşka boyutlarla ve manalarla bakmak çok güzel bambaşka bir şey. Bugün de belki de bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Vesile olsun inşallah. Aslında Haluk Bey'in söylediği şu açıdan çok değerli. Onlarca kelam ediyoruz, bilgi satıyoruz ama bir atasözü, bir deyim, bir eser, bir parça, bazen bir tavır... Her şeyi anlatıyor. Bir şiir, bir bakış, bir dokunuş, bir koku. Onun için ben müziğe çok önem veriyorum işte Betül. Bizim anlatamadığımız şeyleri bir Aşık, bir Ozan, bir Barış Manço, bir Haluk Levent bambaşka kıpkısa bir formuyla seslendirip ruhlara çok daha ötesine kelimelerin kifayetsiz kalacağı yerlere değinebiliyor. Nesimi de burada sitem duygusunu dibine kadar vermiş. O kadar ki müziği dinlediğin zaman parçayı dertli değilsen bile sitem duygusu o an hayatın içinde olmasa bile derinden bir kırgınlık hissediyorsun. Çünkü bugüne kadar kırıldığımız insanlar, olaylar, olgular, nesneler, duygular yok mu? Çok. Biz yani destek istemem, köstek bari olma dediğimiz etrafımızda olaylar, nesneler, kişiler yok mu? Bazen kendi kendimize de bunu yapıyoruz. Yok mu? Çok. Dolayısıyla sitem duygusu hayatın çok içinde bir duygu. Çok kırılgan, çok ağır. Ben şarkıyı nasıl ele aldım? Bende hissettirdiği şeye gelecek olursak. Ben senin kadar evet naiflik var. Eserin müziğinden, bestesinden dolayı sözlerinde de var. Ama bence çok ağır. Ben o sert olarak algılayan kısımdanım. Ben burada şuna değinmek istiyorum. Nesimi neler yaşamış bu ayrı mesele. Ama Nesimi bir şeyler yaşamış ki birilerinden bir şeyler beklemiş ve o insanlardan ya ben senden artık güzelliğini değil ben bana diken olarak batma. Ben balındaki şifayı istemiyorum yeter ki canımı acıtma diyecek noktaya gelmiş. Şimdi burada kendi alanıma hop çekiyorum konuyu. Bir psikolog olarak burada direkt dikkatimizi çeken şey sınırlarla ilgili ve sorumluluklarla ilgili konulardır. Böyle haykırıyor yani. Nesimi nezdinde bu duyguyu çok yoğun yaşayan, ay herkese yolluyorum hayatımda gerçekten gölge etme, başka ihsan istemez diye çok fazla haykırıyorsak burada durmamız gerekir sevgili dinleyiciler, sevgili kendimiz. Neden? Demek ki ben bir, başkalarına çok çok önem vermişim ki yüreğimi yakacak derecede bir eser ortaya çıkartmışım. İki, yok mu bu dünyada gerçekten iki yüzlü insanlar, sırtımızdan hançerleyenler? Dolu olmaz mı? Ama demek ki yine bakın sorumluluk almam gerekiyor. Nesimi'nin eserinde sorumluluk üzgünüm ama bence yok. Duyguyu anlıyorum ve duyguyu çok dolu dolu yaşadığı için duyguda kalmaya çok değer veriyoruz ve kendini ifade etme kısmında sana katılıyorum. Şiddetsiz iletişimde çok net bir şekilde hissettiğimiz duyguyu söylememiz ben diliyle değerlidir. Ama burada duygunun çok öncesine gelmek istiyorum. Hikayenin başına Betül. Her kim ki bu duyguları çok yaşıyorsa sorumluluk alarak gelelim şöyle bir kendimize bakalım. Davranışlarımızda demek ki doğru sınırları çizememişiz bu insanlara. İki, demek ki o kadar çok o kişinin merkezindeyiz ki o kadar çok ondan beklentiye girmişiz ki bizi yıkan, alabora eden bir durum var. O zaman şöyle bir duruyorum ve sınırlar ve sorumluluk konusunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorumluluk konusu benim terapide de çok üstünde durduğum bir konudur. Mesela danışan der ki benim hakkımda ne düşünüyorlar çok merak ediyorum.
Ya da şöyle diyor işte, bir ortama giriyorum, tedirgin oluyorum hocam. Kaş göz yapıyor, üstüme alınıyorum. Biri bir laf söylüyor, üstüme alınıyorum. Ya da bir başkası diyor ki şu konuda benden farklı düşünüyor. Hayata siyasi, işte ahlaki normları farklı. Ve çok öfkeleniyorum hocam, savunmak istiyorum. Bakın hepsinde karşı tarafı çok önemseme ve sorumlulukları karıştırma var. Bana alenen bir hatalı davranış yapılsa dahi, ki bakın buraya gel, bundan daha öncesi bizler alenen yapılan hatalı davranışı geçtim. Havadan, ortada daha hiçbir şey yokken boşlukları doldurup kendimize yorup alınganlıklar yapabiliyoruz. Başkalarının düşüncelerinden dolayı, bize karşı olumsuz düşüncelerinden dolayı kırılabiliyoruz. Şimdi şöyle bir imajinasyon yapalım. Herkes kendisini bir fanusun içine alsın lütfen. Hı hı. Şeffaf, esnek, baloncuk gibi, bubble gibi bir şey düşünelim. Benim için çok faydalı oluyor bu baloncuk örneği. Benim sorumluluk alanım, Betül'ün sorumluluk alanı, Ali'nin sorumluluk alanı, Ayşe'nin sorumluluk alanı. Ve dünyadaki milyarlarca insanın sorumluluk alanını böyle fanusun içine aldığımızı düşünelim. Benim sorumluluk alanımda olan şeyler neler? Bir, bedenim, varlığım, bilişsel mekanizmam, kararlarım, düşüncelerim, davranışlarım. Ve bakalım yasal anlamda da Allah katında da ben bunlardan sorumluyum. Bir başkasının benim hakkımdaki düşüncesi, bana yaptığı tavır, davranış vesaire, bunlar onun fanusunun konusudur. Ve beni bir yere kadar ilgilendirebilir. Ama hocam bana çok büyük haksızlık yaptı. O zaman duralım. Demek ki sınırlarımızı doğru çizemedik. Bakın yine bakın, suçlayacak insan aramıyoruz. Nesimi. Biz burada psikolojide şey deriz. Kurban üçlü deriz. Kurban, kurtarıcı, suçlayıcı üçlüsü. Ben bu da şeytan üçlüsü gibi bir şey, üçgeni gibi bir şeydir bu. Ve bu üçgenin içerisine düştüğümüz an, bakın Nesimi'nin eserinde kurban var. Zulme uğradı. Anlatabildim mi? Burada kurban psikolojisi var. Bu duyguyu anlıyorum. Hayatın her yerinde olduğu için burada Nesimi ya da hani bu duyguyu kötülemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu duyguya, yani biz Türk toplumu olarak arabeske, birilerini suçlamaya, ya insanlar mamam benden uzak dursunlar, insanlar nankördür, hayvanlar benim dostumdur. Hayvanlar bizim dostumuz. En az hayvanlar kadar insanlar da var olan, nefes alan, canı olan ve hatta canı olmayan her şey değerlidir. Şu an dokunduğum masa bile, önümdeki mikrofon bile. Burada hayvanseverlik yapan, mesela yaparken eğer bir yandan ben aman insanlar mı uzak dursunlar, en iyisi işte az insan o kadar da ağrısız başım kafasındaysak, anlatabiliyor muyum? Ne kadar çok insan ilişkilerine girersem o kadar çok sırtımdan hançerleniyorum, aman bana köstek olmasınlar da desteklerinden vazgeçtim diyorsak burada durmamız lazım. Sorumluluk alacağımız kişi biziz. İnsanlarla ilişki kurmak, eğer biz doğru sınırları ve doğru sorumlulukları alırsak çok değerli ve çok güzel. Kolay mı? Yani karşı tarafa atmak ve sitemvari bir şekilde konuşmak kolayımıza kaçtığı için mi? Arabeske bağlıyoruz. Hemen oradan açıyoruz bir Müslüm Gürses. Hemen ben yoruldum hayata bağlıyoruz. Tamam mı? Gelme üstüme falan böyle. Bakın tekrar aynı şeyi vurguluyorum. Duygu çok değerli. Bu duygunun açığa çıkması, Allah razı olsun, çok güzel bir şekilde. Duyguda, anda olmak çok değerli. Bu duyguyu hayatımızın pek çok yerinde de zaman zaman yaşayabiliriz. Sonuçta mükemmel insanlar değiliz. Ama her an bu duygudaysak, insanlar mı aman öte dursunlar. Anlatabildim mi? Yeter ki köstek olmasınlar. İnsanlar nankördür. Hayır. Sorumluluk alıyoruz. Başkalarını topu atamayız. Allah katında bedenimden, varlığımdan, düşüncelerimden, davranışlarımdan sorumluysam doğru sınırları çizerek ilişkilerimi, o zaman akıllıca hamle yapmamışız demektir. Sırtımızdan hançer yediysek. Peki sorumluluk almak diyorsun ya, nasıl sorumluluk alacağız? Ne demek istiyorsun? Sorumluluk almak kısmını biraz açar mısın? Bakış açımızı değiştirebiliriz. Mesela şu an yaptığımız şey nedir Betül? Sorumluluk alıyorum ben. Sitem etmek yerine diyorum ki bundan sonra ben Betül'le ilişkimde, ben Betül'e veriyorum, iyilik yapıyorum, iyilik yapıyorum. O benim arkamdan yine bunu yaptı. Ya yeter artık diyorum ya, yeter yani. Hani tavsiyelerini, iyiliklerini, şefaatini, kerametini geçtim. O zaman ne oldu? Demek ki benim Betül'le ilişkimde bir dengesizlik var. Alma verme dengesine şaşırmışım. Davranışlarımda sorumluluk aldım. Betül'e topu atmıyorum sadece. Olayı fark ettim. Bakın ilk başta duruyoruz. Bu kısım çok önemli. Hatta buradan başlayalım. Duruyorum. Bir hissediyoruz. Bir yaşıyoruz değil mi? Aynen öyle. Otomatik tepki vermiyorum. Çünkü otomatik tepkiler de sorumluluklardan kaçırıyor. Otomatik tepkiler toplumdan öğrendiklerimizdir. Otomatik öğrendiğimiz algılar, düşünce sistemleridir. Atalarımızdan gelen tepkilerdir. Anne babamızdan öğrendiğimiz, sosyal öğrenmeyle öğrendiğimiz şeylerdir. Önce bir duruyorum. Neler oluyor burada?
bu işin bana bakan, benim fanusuma bakan, benim baloncuğumun içindeki kısmı nedir? Gerisini dert etmeme gerek var mı Betül? Çünkü o Betül'ün yolculuğu. Şu açıdan ama sorumluluğu biraz açmakta fayda var. Ya da bu konuyu bitireyim, ondan sonra oraya geleyim bir dakika. Şimdi zihnimde başka antiparantezler açıldı ama. Birincisi, düşüncemi değiştirdim. Bakın, sitem bakış açısından arabeske bağlayıp oradan acıdan beslenmekten. Çünkü biz gerçekten çok melankolik bir toplumuz. Haydi bakalım onu suçlayalım, bunu suçlayalım. Acı çekelim dibine kadar. Geçen haftaki vallahi, mahalleli gibi değil mi? Aynen öyle. Harekete geçmeyelim. Harekete de geleceğim. Her türlü harekete geliyoruz biz bu ömrede yerde. Nasıl oldu onu da anlamadım yani. Bir şekilde harekete gelecek konumuz yine, emin olabilirsin. Çünkü sorumluluğun içerisinde eylem vardır. Keşke Haluk Levent şu an bizi dinliyor. Biraz önce bunları onunla da konuşabilme imkanımız olsaydı. Kendisi trafikte çok da yoğun, çok da teşekkür ediyoruz ama kendisi eyleme geçen bir insan mesela. Spontan bir şekilde yardım kuruluşları, sosyal medyada mesela insanları organize ediyor. Pek çok konuda hayırsever bir organizatör yanı var kendisine. Şimdi o Haluk Levent, hayır ben, hepimizin yapacağı farklı farklı şeyler var. Sorumluluk almak bu cihetle çok önemlidir. İkinci sorumluluk, bakış açımı değiştirmekle ilgili sorumluluk aldım. Suçlayıcı dilden, kurban dilinden, tam tersi özgür, kimseye bağımlı olmayan özerk fanus yaşantısına geçtim bakın. Fanus bakış açısıyla bakabildiğimiz zaman herkesin çok özgür olduğunu, başkalarının hataları çok kabul edilebilir, kendi hatalarımıza da çok objektif bakabildiğimizi görüyoruz. O kadar kolaylaşıyor ki hayat bu fanus sisteminde. Herkes kendi yolunda. O kendi tekamül yolculuğunda yapıyorsa bir hata yapıyor. Ama benim buradan alacağım ders ne? Benim kendi fanusumla ilgili alacağım ders, doğru sınırları çizmek, dersimi almak, bakış açımı değiştirmek. O zaman şöyle mi anlıyorum? Ben mesela isyan ediyorum. Diyorum ki ya açlık var bu ülkede. Şu kadar insan aç vesaire diyorum. Evet. Diğer tarafta da diyorum ki bu zenginler yok mu? Ne kadar bencil oldular diyorum. Evet. Burada boş bir sitem. Bunun yerine eyleme geçip o aç fakirlerle zenginleri bir araya getirsem. Aynen ya. Yapmam gereken bu değil mi? Yani sitem etmek yerine yapmam gereken o iki... insan arasındaki köprüyü kuyup eyleme geçmek. Harikasın Betül. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun. Şöyle bir bakıyorum, herkes şimdi sorumluluk kısmını biraz daha farklı bir noktaya alalım. Fanuslarımız var ve kendimizden sorumluyuz. Bu bizi özgürleştirdi mi? Evet. Onun yaptığı hatadan dolayı canımı sıkmama gerek var mı? Hayır. Ama sorumluluğu bir de üst perdeden, ilahi ve bütüncül perdeden değerlendirelim şimdi bir de. Evet, ben kendimden, bedenimden, mikro çerçevede bunlardan sorumluyum. Ama daha büyük planda, kozmik ve evrensel planda, şimdi yavaş yavaş lütfen daireyi genişletin. İlk başta çocuklarım, ailem, eşim, anne babam, sonra kardeşlerim, akrabalarım, kuzenlerim, dayılarım, yengelerim, halalarım, teyzelerim, büyütelim komşular, büyütelim ülkem, yaşadığım mahalle, yaşadığım bina, şehir, büyütüyorum ülkem, büyütüyorum kıtam, dünya. Ve dünyayla da kalmıyor, evren, an, anı kapsayan her şey ve yaradan, varlığın tamamından da bizim sorumlu olan bir yanımız var. Ne demek istiyorum? Burada hadi bakalım ona sitem et, buna sitem et tarzı yerine kendi fanusuyla sorumluluk alan insan, içinde bulunduğu anda, an çok önemli Betül. Anda sorumluluğu alabilirse, o an harekete geçebilirse, o zaman diğer sorumlu olduğu şeylere karşı kendi payına düşeni yapmaya çalışır ve harekete geçerse, işte o zaman ondan daha özgürü olmuyor. O zaman var ya, Betül bana sırtımdan hançerle vurmuş. İnanın benim için önemli olmuyor ya. Burada bir örnek vereyim. Lütfen. Aslında inanılmaz derecede kendi yolculuğumuzda, kendi o olgunlaşmış bizle alakalı bir şey. Bu sistemle alakalı çok merak ettim. Acaba dedim, peygamberimizin hayatında hiç böyle bir şey olmuş mu acaba gibi. Ya da ondan böyle hani çok üzüldüğü ya da böyle sistemvari şeyler çıkan böyle hadiseler, anekdotlar falan olmuş mu diye. Şu an sen anlatınca da canım peygamberim dedim ya. O kadar şu an anlattığın şeyi yaşamış ki. Bir gün ganimetler dağıtılıyor. Ve bir bedevi çıkıp peygamberimize böyle çok hadsizlik yaparak, ey adaletli dağıt, ey Muhammed diye böyle bir sert çıkışta bulunuyor. Peygamberimiz ne diyor biliyor musun? Yanınızda benden daha adaletli birini görüyor musun?
Ne kadar muhteşem bir cümle değil mi? Yani çünkü o kadar emin ki ve sınırlarını, kendini tanımayı, aslında o çok çözüm odaklı bir cümle. Yani muhteşem bir diyor şey. Diyor ki bakın burada gerçekten peygamberani bakış açısı çok değerli Betül. Herhangi bir kişiselleştirme var mı? Ya yeter ya, bunlara iyilik yapıyorum. Benim başıma kakıyorlar, üstüne bir de böyle tarz şeylere muhatap oluyorum diyor mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii ki demiyor. Olayı kişiselleştirmiyor. O onun fanusunda ve onun sorumluluğunda. O kendinden, adaletle dağıtacağından o kadar emin ki. Ve diyor ki Betül, farklı bir seçenek varsa ona da açın. Bakın çözüm üretiyor. Sorumluluk aldı. Ve gayet kişiselleştirmeden, yeter arkamdan sattığın vesaire demeden, anlatabildim mi, arabeske bağlamadan, çünkü bir dert var, bir amaç var, bütüne hizmet var işin içerisinde. Benim bir derdim varsa arkadaşlar, sevgili dinleyenler, sorumluluk almak zorundayız. Şimdi şöyle düşünebiliriz, bir yandan işte benim insan haksızlığa karşı bir sorumluluğum var mı bu dünyada, yapılan zulümlere karşı? Var. Var tabii ki. Ben insan olarak düşünme yetisi olan ve seçim yeteneği, iradesi olan bir insan olarak, benim için sorumluluk demek seçim yapabileceğimiz şeyler demektir. Bu açıdan da seçim yapabileceğimiz şeylerin başında düşünce sistemimiz ve bakış açımız, ardından da davranışlarımız gelir. Seçim yapabildiğimiz her şeyden sorumluyuz demektir. Ve ben seçim yapabilirim. Zulüm varsa zulüm var diyebilirim. Zulme hiçbir şey yapamıyorum, kalben buğz edebilirim. İçimden burada bir haksızlık var diyebilirim, harekete geçebilirim. Bir yandan hayvan hakları, bir yandan kadına şiddet, bir yandan işte Allah göstermesin taciz, tecavüz hikayeleri, neler oluyor bu dünyada? Savaşlar, açlık, işte anlatabilir miyim? Eşitsizlikler, sosyal düzensizlikler. Daha küçültelim. Hayatımızdaki küçük aile yaşantımızda, sosyal yaşantımızda yaşadığımız haksızlıklar, etrafımızdaki bazı problemler, pürüzler. Bunu geçtim, küçücük bir çocuğa gülümsemek bile bir sorumluluktur, bir tercih vardır. Çünkü o çocuğun sen geleceğine küçücük bir kaynak yerleştirmişsin demektir. Yapacağımız bir komşumuzu gördüğümüzde bir güler yüzlü gülümsemek, merhaba demek, iletişime geçmek, kim olursa olsun. Bakın herkesin kendi alanında yapabileceği ve tercihle, seçimle, anda olup yapabileceği pek çok şey var, sorumluluk alıp. Dolayısıyla biz şöyle oluyoruz Betül. Herkes sosyal medyada ahlak bekçisi. Ay böyle de konuşmak hiç yakışmadı bana. Yani şöyle demek istiyorum, böyle bir herkesi kötüler gibi oldum ama sanki sosyal medyadan bir şeyleri, böyle tarzımızı, anti olduğumuz şeyleri, evet şuna karşıyım diye basit bir paylaşımla o sorumluluğu atacağımızı düşünüyoruz üstümüzden. Keşke öyle olabilse. Oysa ki sorumluluk her andadır, eylem ve halinde tam tersi, olmaktır. Batılı fazlaca tasvir etmek safi zihinleri parlatır. Parlatır. Onun için aslında bu konu çok farklı bir konu. Aslında çok da derin bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. Farklı bir yere kaydık ama bu çok değerli bir şey, bahsettiğin şey Betül. Varlığını başkasının varlığı üzerinden oluşturmak demektir. Anti olmak, bir şeye karşıt duruş. Lütfen şu an bizi dinliyorsanız, Twitter'da ona buna cevap yazmak, ondan sonra sosyal medyada bir şeylere karşıt duruş geliştirmek, trollük yapmak. Eğer böyle şeylerle üzerimizdeki vicdani mekanizmayı, dünyaya ve bütüne olan, hem kendimize hem de kozmik olan her şeye sorumluluğumuzu atacağımızı düşünüyorsak, bilelim ki bu tam tersi üstümüzdeki sorumlulukları arttırıyor. Varlığımı zıt duruştan beslenerek alıyorsam ben eğer, ben yokum demektir. Tam bir değersizlik, narsizm paterni. Ben yokum ve ben senin varlığınla kendimi ortaya çıkartabiliyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi? Karşıt duruşla, şuna karşıyım, buna karşıyım, karşı olduklarımızla değil, beni ben yapan ne, ben nelerle varım, hangi değerlerle ve bunları an içinde sorumluluk alarak harekete geçirmek. Sosyal medyada sorumluluğu yaptık ama aynı değerli, bilinçli biz insanlar sosyal medyada şuna karşıyım, buna karşıyım paylaşımlar yaptık. Mesela haberlerde o gün bir şey gündem oldu diyelim, hemen biz de karşı duruşumuzu, aynı insan komşusuna gülümsemiyor. İşini hakkıyla yapmıyor, layıkıyla. Çocuğuna, kendisine, bedenine gerekli değeri, özeni göstermiyor. Bakın bedenimizden başlıyor ilk bakım, ilk sorumluluk. Düşünce yapımızdan başlıyor ilk sorumluluk. Sonra da kendimizi kandırmayalım rica ederim. Bu sorumluluğun arsızlığıdır. Bunun adı arsızlıktır. Bu üstünden o şeyi, duyguyu, vicdan azabını atmak için konfor alanından çıkamayan insanların kullandığı bir yoldur.
Belki de ben kendi dünyamda dedim ya hani sana, ben de şu manaları uyandırdı şarkı diye. Sen de nasıl oraya bağladın Betül dedin. Aslında öyle demedim. Sen çok naif yaklaştın. Ben içinin sözlerinin biraz daha ağır olduğunu söylemek istedim aslında. Şimdi şarkıyı anlama kısmında şimdi bakıyorum bir insandan neden bu kadar sistemvari cümleler çıkar kısmını psikolojik olarak çok güzel açıkladın. Çünkü kendilik yeterliliğimizle alakalı ve sadece karşıya saldırma, sorumluluk alma, niyet etme ve eyleme geçme kısmında tembellik gösterdiğimiz için bir sistemvari şeyler çıkar. İkincisinde de bana şöyle geliyor. Kendimizi ve yaradanı bilmemekle alakalı da bir sıkıntı olduğu geliyor. Nasıl? Şimdi ben bu dünyadaki varlık amacımı, neden bu dünyada var olduğumu, insanları severken, insanlarla olan ilişkimde ne yapmam, nerede durmam gerektiğini yaradan tarafından bilmezsem eğer, ya da ben insanları sevmek dedin ya işte evladımızı seviyoruz, annemizi, babamızı, genişlettiğimiz zaman birçok insanı sevebiliyoruz. Bu kadar çok sevmeyi sırf onun için yaparsak, yani manayı ismi deniyor buna. İşte evladımı evladım için seversem, eşimi eşim için sadece seversem, o dış görünüşüne, yani zahirde seversem koşulsuz eğer. Koşulsuz sevmekten mi bahsediyorsun acaba? Koşulsuz sevmekten bahsetmiyorum. Dur şimdi tamamlayacağım. seversem eğer, ondan bir olumsuzluk gördüğümde ya da bir nankörlük gördüğümde yıkılırım Esra. Ama benim sevgim Allah'tan, esas kalbim, çünkü kalp aynayı samettir diyor. Aynayı samet kalp ya, çünkü bütün sevmekler kalp ona layık. Ondan dolayı olsa bütün sevmekler, o zaman o bana nankörlük yapsa da ona karşı sistemvari bir cümle çıkmaz benden. Tam tersine keşke böyle bir insan olmasaydı, keşke bunu yapmasa diye üzülürsün çünkü tam tersi. Çünkü onun kendi fanusuna şefkatle bakabilmekten bahsediyorsun sen. Çünkü o var. Var olmak şu kısacık dünya hayatında, bu rüyanın içerisinde aynı kaderi yaşıyoruz hepimiz. Ortak bir yoldan geçiyoruz ve aynı duygularla doluyuz. O terapatik bakış açısı var ve keşke kendi yolculuğunda, kendi fanusunda böyle davranmasaydı. Şefkat ve merhameti. Çünkü bakın ayrıştırdık Betül. O onun yolu. Yaptığı en ağır hareket benim canımı yaksa bile. Ben canım yandığında canım yanar. O ayrı mesele. Ama onun dışında ona sitem yok. Anlatabildim mi? O onun yolculuğu. Ve biz bütünün hayranı, yani olumsuz bir şey bile olduğu olsa dahi yaptığı hareket, bunun bütünün hayrına olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şöyle bir cümle var. Mümin, mümini sever. Fenalığı için yalnız acır. Lütufla ıslahına çalışır. Evet. Ama şimdi çalışmak, burada bir duralım. Sınırları tekrar bir konuşmamız lazım. Çalışmanın içinde şimdi bence sınırlar da giriyor. Betül'cüm bak canım, burada işte şimdi Allah-u Teala şöyle buyurmuş, böyle buyurmuş diye şimdi kişiyi rahatsız edici bir dille onun sınırına gidersen, öyle de, tabii bana ki Betül der ki şefaatin, kerametin, yani o da lazım bunlara değil. Gerek yok yani. Hani yeter arkadaş, anlatabilir miyim? Çünkü bizim tek yapmamız gereken o senin biraz önce bahsettiğin şefkatle yanında olma bakış açısı. Çünkü çok önemsiyoruz ya geçici dünyada insanı, yani aslında sıradan. Yani insan gerçeğini ütopyaya kaçmadan fark etmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor. Hatalı, ben nasıl hatalıysam, yaralı, defolu bir canlıdan bahsediyoruz. Yeri geldiğinde midesi bulanan, yeri geldiğinde hastalanan, hapşuran, burnunu silen sıradan bir insan. Ve zaten kulluk yolculuğunda bizim özümüzde, varoluşumuzda zaten hata yapmamız var. Ha, şunu yapabilir miyiz? Hadis-i şeriflerde hani bir kötülük gördüğümüzde üç yolla düzeltiniz. Sorumluluk almak, yine canım peygamberim. Peygamberim, sorumluluk almayan mümin istemiyor. Diyor ki ya elinle düzelt, ya dilinle düzelt, ya da kalben buğz et. Kalben buğz edeceğimiz yerler var mıdır? Buğz etmenin kelime anlamı bu arada sevmemek demek. Onu açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kalben sevmemek bile çok değerli. Ama burada doğru şu. Doğru bak, şey değil. Neyi sevmeyeceğiz? İnsanı değil. Aynen Betül ya, harikasın. Canım benim, işte biz çok güzel bir yere bağladık. Aynı gidiyoruz Betül senle bugün. İnsanın, yani Betül bana yamuk mu yaptı? İnsanı sevmemek değil. O yaradılanı severim, yaradandan ötürü hikmetince sadece varlığıyla değil bir insan diyorum ya, şu önümdeki cansız nesneler bile var olduğu için, yaratıldığı için biricik ve çok muazzam. Kötü görünen şeyler bile. Ama ney?
Hani biz çocuk eğitiminde diyoruz ya Betül, çocuk eleştirmeyin, yaptığı davranışı eleştirin. Hı hı. Aynen durum bu. Hadi bunu birazcık böyle sosyolojik olaylara da atfedelim. Bu olay yanlış. Ama bizatihi kişinin nezdinde bir eleştirde bulunamayız. Çünkü o da bir yaralı insan, defolu insan. Ben de bir yaralı, defolu insanım. Onu o kadar önemseyip hayatının merkezine alacak kadar da dengeleri şaşırmayalım. Sınır benim, merkez benim, benim fanusum var. Bu fanus egzersizini ben danışanlarıma yaptırıyorum. Birincisi, karşıdaki kişinin düşüncesini aşırı önemsemeyi, hep başkalarının düşüncelerine göre yaşamayı önlüyor. İkincisi, bazen biz başkalarının dertlerine o kadar yoğun bir şekilde kendimizi veriyoruz ki Betül. Çocuğumuz, Allah göstermesin, istemediğimiz bir şey yapıyor. Anne baba kahroluyor. Bu çok zor bir durumdur hakikaten. İnsan kendinden daha çok çocuğuna dertlenir gerçekten ya. Ama orada hemen o fanus. Bu benim kızımın yolculuğu. Bu benim oğlumun yolculuğu. Ama bu çok zor Esra'm ya. Dua Betül. Sınırı aşacak, sınırları aşan tek şey duadır. Dua. Ve yanında var olmaktır, şefkatli duruştur. Dua, çok zor olduğunun farkındayım. Ama evlat olunca bak, çok eğer zor. Eğer biz onun sınırına müdahale edersek sitem de ederiz, sitem de yeriz. Sınıra müdahale ettik çünkü. Tavsiye, nasihat, şiddetli diller bunlar. Hayır. Elini tutacağız. Bir tanem. Elini tutacağız derken bunu duygusal anlamda, var olma anlamında düşünün. Bedenen de olabilir. Ve diyeceğiz ki, kızım bir nedenle şu arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Ve sigara içiyorsun. Vardır bir nedeni. Seni buna iten bir şey vardır. Anlıyorum. Ben de o yaşları yaşadım. Muhakkak seni oraya çeken bir şey var. Senin için dua ediyorum. Seni anlıyorum. Ben buradayım. Ama bunu yapman doğru değil. Bir kere bu cümleyi söylemek ve çekilmek, sonrasında dualarla, ona saygıyla, o kendi alanında düşmesine, tökezlemesine izin vermek. Bence var ya burada bunu hep söylüyorsun. Yani psikologlar bunu hep söylüyor. Bazen buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu cümleleri kuralım falan diyoruz. Kimisi diyor ki yani çok yapmacık oluyor hocam falan. Bence burada yapmamız gereken şey ne biliyor musun? Çocuklara karşı dilimizi değiştirmeden önce kendimize kendi dilimizi değiştirmek. Aynen öyle Betül. Her zaman bakın sorumluluk biziz. Kendi fanusumuzu oluşturduğumuz zaman, kendimize şefkatle ve başkalarının fanuslarına özgür ve şefkatle baktığımız zaman olayları kişiselleştirmekten çıkıyoruz. Özgür bir sistem içerisinde, gerçekten çok özerk bir sistem içerisinde çok özgüvenli olur fanus sistemini oturtan insanlar zihninde. Kulluk yolculuğunda herkes kendi yolundadır. Bu bizi şeye itmesin. Kozmik plandaki sorumluluklarımızdan aman bana ne işte alkol mü kullanıyor anlatabildim mi işte eşili problemi var bana ne demeye itemez. Tam tersi, benim kozmik planda sorumluluklarım var. Nasıl bu bedenime varsa bu yarıçapı büyütün. Etki alanım azalır, o ayrı mesele. Benim etki alanım kendi bedenime, kendi zihnime, en %100 kendime etkim var. Ondan sonra çocuklarım, ailem, annem, babam, onlara bile bir nebze sadece yanlarında şefkatle var olaraktır o da. Onun dışında etkileyemem. Sorumluluğa bu şekilde geçebilirim. Ondan sonra diğer insanlara. Ama burada başkalarının derdini üstüne almak, kurtarıcı role girmek ya da suçlayıcı dile girmek ya da şifa istemem balından diyerek kurban rolüne, yine suçlayıcı role girmek bizim istemediğimiz şeyler. Sorumluluk alacağız. Her konu buraya bağlanıyor. Ben seni artık telefonuma böyle kaydedeceğim arkadaşım. Eylem Esra. Ay, niyet et, eyleme geç. Niyet et, niyet eylem. Niyet eylem. Beni böyle, ay vallahi bir şey söyleyeyim Betül. Yani Allah hayırlı uzun ömür versin. Bir gün vefat ettiğimde böyle akılda şu iki kelimeyle kalırsam bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bayrama bayram ola benim için yani Allah var. Anlattıklarımızı yaşamayı da nasip evet, etsin Allah. Amin inşallah. Anlatmak sorumluluk almanın bir kısmı bizim tabii cihetimizle. Ama asıl sorumluluk ama anlatmak andadır. Da eyleme geçmek aslında. Evet elhamdülillah. Yani kalkıp, nasip eden Allah'a hamdolsun. Sabah gelip bu konuyla dertlenip bu konuyu nasıl gerçekten şifaya çevirebiliriz. Ve şuna çok kısmı inanıyorum. Kısmı bile bir eylem Betül. Yani. Gerçekten ömre değerin hikayesi. Biz çok seninle bu şarkı yorumlamada farklı bir aşkımız ve enerjimiz var ve bu gerçekten yansıyor. Anda sorumluluk almaya niyet ettik ve bir şekilde Allah yolları açtı. Biz eğer eyleme geçersek yollar bir yere kanalize olmaya başlar ve bu bizim planlarımızın da ötesinde bizim kendi rengimizde bir yol çıkmaya başlar. Mesela her şeye karşı sorumluluğum var hocam. O zaman ben ne yapayım? Yemeyeyim mi, içmeyeyim mi? Hayvan hakları, insan hakları, kadın hakları, dünyadaki işte Afrika'daki susuzlar bilmem ne. Hayır.
Yeter ki şu anı değerlendirelim ve sorumluluğa geçelim. Kendi elimizdeki nimetlerle, yeteneklerle. Hı hı. O zaman zaten yollar açılıyor ki ne oldu bugün? Spontan bir şekilde Haluk Levent telefonumuzu aradı. Değil mi Betül? Yollar açılır. Eyleme geçtiğimiz zaman başka eyleme geçen insanlarla da temas etmeye başlarız. Derdimiz, bakış açımız, ufkumuz, hayatımız değişir. O küçücük bir nefes alan basit insanlarız biz. Eyleme geçtiğimiz zaman etki alanımız değişir. Bir insana dokunuruz, o mahalleliye dokunur. Lütfen küçümsemeyin. Ama bunun için çok büyük büyük, hadi bakalım büyük tabii, büyük projelere başlayalım. Dünyada tanınalım. O nerede, ben kimim ki? Ben bir ev hanımıyım, ben sıradan bir memurum. Şimdi bu hanımefendiler konuşuyor diye bizi dinleyenler, yolda trafikte dinleyenler olabilir. Ama gel gelelim, burada tek yapmamız gereken şeyin küçücük anda eyleme geçmek olduğunu unutmayalım. Yollar belki açılır. Sabah evden çıktık, komşumuzu gördük, gülümsemek bir eylemdir. Değil mi? Aynen. Bir memurun eyvallah, iş yerinde gereksiz yanan bir lambayı söndürmesi bir eylemdir. İşimizi en doğru ve güzel şekilde yapmaya çalışmak eylemdir. Elimdeki nimetleri lütfen şöyle bir bakın. Elinizde hangi nimetler var? Belki çok presentable bir insansınız, güzelsiniz. Belki çok hitabet yeteneğiniz var. Belki Allah size çok güzel bir ses verdi, diksiyon verdi. Belki sizin eliniz çok güzel, öyle bir yemek yapıyorsunuz ki. Belki sizin tiyatro yeteneğiniz var. Belki sizin analitik zekanız çok iyi. Belki sizin sporda çok güzel bir yeteneğiniz var. Belki çok güzel sözler, müzikler, besteler yapıyorsunuz. Belki çok titiz ve düzenlisiniz. Her neyse, iyi olduğunuz şeyler, bunlara bir bakın. İyi olduklarınızla ve yapmaktan zevk aldıklarınızla bütüne nasıl hizmet ederim? Evet, bütüne hizmet etmek. İşte işin, aşkın o zaman oluyor Betül. Ve yollar açılıyor. Birileri dedikodu yapıyor. Durmadım, sorumluluk aldım. Anda eyleme geçtim. Yollar açılır. Bir kötülük var, tepki gösterdim. Dedim ki hayır, orada bir kötülük varsa ben ne yapabilirim kendi açımdan? Mesela tacize, tecavüze uğrayan çocuklar. Burada yapılabilecek en güzel şey nedir? Evet, sosyal medyada paylaşalım mı? Yani ben anti duruşu çok tercih etmesem de zaman zaman kışkırtmacı olmayan bir dille, zaman zaman pozitif bir dille paylaşılabilir. Hı hı. Zaman zaman. Gerçekten birilerinin kalbine dokunacaksa, bir pozitif şeye vesile olacaksa, yoksa bence hiç paylaşmayalım. Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece kendimizi orada aklamaya çalışıyoruz, doğruyu söylemek gerekirse. Nefsimizi, egomuzu. Ama eğer biz burada mesela ne yapabilirim? Ben şunu söylüyorum mesela danışanıma. Taciz, tecavüz hikayesi var. Yaralı şifacı kelimesini kullanıyorum. Nimetlerimize bir bakalım. Sahip olduğumuz yeteneklere ve nimetlere. Bu ekonomik her olabilir, her şey olabilir. Çocuklarınız olabilir. Bunun dışında yaralarınıza bakın. Yaralı yerinizi o fanusun içine girip, başkalarından ayrışıp, sorumluluk alıp düzeltmeye başladığınızda, oradan iyileşmeye başladığınızda, oradan başkalarına dokunun diyorum. Bu kurtarıcı kimlikten farklı bir şey. Bu derman alardım derdime, derdim bana derman imiş. Empati. Düsturu bu aslında. Çünkü bir taciz, tecavüz hikayesinde sosyal sorumluluk projesi yapabilecek en güzel kişi o hikayede olup o hikayeden iyileşmiş insandır. Sınır çizemeyen bir insan en güzel bu yolda kendisini iyileştirip, sorumluluk alıp, davranışlarında ve düşüncelerinde değişime gidip, belki bir terapiye başlayıp ardından insanlara bunu anlatabilmesidir. Bu açıdan bizler, senle ben bir şeyler anlatıyoruz ve eğer kalplere dokunuyorsa, bil ki Betül, çok harika insanlar olduğumuz için değil, bilakis çok yaralı, dokunduğun yer çok yaralı olduğun yerlerdir. İkimizin de çok yaralı olduğu, eğer dokunuyorsa bir yerlere, çok yaralı olduğu şeyler vardır ki Dokunuyordur. Evet. Bugünkü programdan benim anladığım, niyet et, eyleme geç, bütüne hizmet et ve o global planda çok kıymetli bir yerin var. Asla bunu küçümseme kısmı oldu. Sen ne algıladın? Ben böyle son bir şiirle bitirmek istiyorum. Eyvallah. Son bir şey söylemek ister misin? Yaralıyız dedin. Evet, yani eseri ben sunayım mı? Sun. Çok isterim. Tamam. Söyleyeceklerimizi söyledik. Birkaç kelime akılda kaldıysa çok güzel. Haluk Levent'e de buradan tekrar teşekkür ederiz. Çok güzel bir anı oldu bize de. Çok değerli oldu.
sitem etmek yerine, evet bir kalp kırıklığı varsa duyguda kalacağız. Sorumluluk alıp o duyguyu yaşayacağız. Ama ardından kendi fanusumuzda bu benim yolculuğum, o onun yolculuğu, onların yolculuğu deyip hikmet nazarıyla bakıp an içinde harekete geçeceğiz. Düşüncelerimizi değiştireceğiz. Ve bütünün içerisinde çok önemli bir sorumluluk yanımızın olduğunu da, ama kendi fanusumuzla alakalı bir sorumluluk olduğunu da kendimize dönerek unutmayacağız. Diyeyim. Toparlayayım Betül. Hadi bakalım. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler boş sayılabilir. Evet, bence bu program, bazı programlarımız çok efsane oluyor. Onlardan biri oldu diye düşünüyorum, doğru söylemek gerekirse. Bizden değil, eserin gerçekten çok derin olmasından kaynaklı. Allah rahmet eylesin. Bu eserimize buraya kadar gelmesine, sizlere kadar ulaşmasına vesile olan Rabbimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz diyelim. Bundan sonra sitemlere çok farklı bakacağımızı umuyoruz. Aynen öyle. Artık arabeskten beslenmiyoruz, ayağa kalkıyoruz eyleme ve geçiyoruz. Sorumluluk alıyoruz diyerek yine tekrar şifa istemem balından'la bitirelim. Bu manalarla dinleyelim, değil mi? Bu manalarla bir daha bakalım, dinleyelim. Bu sefer nasıl olacak? Bakalım neler olacak. Aynen öyle. Bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.